Şimdi kadın güzelliğini ne zaman gölge düşürüyor? Evet efendim. Yanlış makyaj yaptığı zaman, evet. Yanlış bedenine uygun giyinmediği zaman, hı-hı. Ne bileyim işte böyle sinirlenip gidip saçını başını başka bir şeyler yaptığı zaman tabii. Bazen güzelliğine gölge düşürebiliyor. Şimdi ekrana bir fotoğraf getirecek arkadaşlarımız. Hep beraber bakalım. Gelsin fotoğrafımız. Şimdi hangi makyaj kadını çirkin gösterir? Şimdi sence? Bu şimdi çok moda bir makyaj. Evet sevgili Nurbila. Hanımefendinin de yüzü çok güzel aslında. Tabii çok güzel. Şimdi bazen biz modaya uyuyoruz ya, hani moda olsun diye takıyoruz, takıştırıyoruz, sürüyoruz. İşte saçımızı farklı evet. Boyuyoruz. Aslında biz erkeğe göre hareket etmemiz gerektiğini söylüyor uzmanlar. Evet. Sen ne diyorsun moda diye? Diyelim ki ben böyle bir saç, böyle bir makyaj yaptım. Erkekte bu nasıl bir duygu uyandırır? Efendim istirham ediyorum. Şimdi öncelikle bir şimdi bir parantez açacağım ki ben makyaj uzmanı değilim. Ha. Ama kadın erkek ilişkileri üzerine 10 yıldır çalıştığım için resmi bir daha alabilir miyiz? Kadınlar dikkat yani çekmek bir erkek için olarak, makyaj objektif yapıyor. Olarak bu kadını gördüğümde ilk benim aklıma gelecek fikir ısırır. Yemin ediyorum ısırır. Bak çok vamp. Isırır ya, mı? Isırır. Ben dikkat edeyim ısırabilir. Neden biliyor musun? Çünkü o kadar vamp bir makyajla kendi güzelliğini, bak duru bir güzelliği var aslında. Dur, gelsin ekranı başka bir türlü göstermiş ki almayın. Biraz agresif bir tavır var bu makyajda. Agresif. Hı. Şimdi belki kendini böyle göstermek istiyor. Belki tarzı bu. Dudaklarını mesela kırmızıya boyamış, kirpikler bol kullanılmış. Kırmızıya bir lafımız kullanılmış. Yok ama kirpik ve özellikle kaş hani evet. Biraz hafif tehditvari. Yani yakalarsam ısırırım tarzı bir bakış var. Yani şimdi ben biraz böyle hafif ben böyle şöyle bir dururum. Bir geri dururum. Hani şöyle tanışırım bak. Merhaba nasılsınız? Gel canım. Şöyle, merhaba nasılsınız diye. Uzaktan tanışırım çünkü bu makyaj biraz beni hafif tereddütte öyle bırakır. Mi? Tabii. Arkadaşlar tabii. Diğer fotoğrafları da getirelim mi? Var mı fotoğrafımız? Tamam peki. Çok, o zaman. Çok duru. Çok zarif. Bak, hangi makyajla kadın daha güzel görünür? Gerçekten bakar mısınız? Güzelliğini ortaya koymuş. Güzelliğini ortaya nasıl güzel? Koymuş. Dudağına ruj sürmüş. Cildine fondöten sürmüş. İşte evet. Kaşında yine boya var. Bak evet, görüyor musunuz? Evet, böyle evet. Bir kadın sende nasıl bir duygu uyandırıyor? Çok cool gibi böyle pure, çok saf. Pure. Çok ya özür diliyorum. Burada ben yakında tercüman getireceğim programı özür diliyorum. Çok zarif. Çok güzel. Yani gerçekten muazzam güzel. Onunla mesela çok şöyle tanışmayı da uygun görebilirim. Merhaba nasılsınız? Ah canım. Daha yakın diyorsun. Temasa girebilirim ama yani. Ama gerçekten bence de çok güzel bir kadın. Çok sizce? Güzel. Çok çekici. Bak mesela aslında diğer fotoğraftaki kadının da yüzü çok güzeldi. Tabii. Fakat o kadar sert ve sert yapmış, evet. Vurgulu bir makyaj yapmış. Yapmış ki erkekte uyandırdığı his yakalarsam. Tereddüt. Isırırım. Yani öyle bir durum bu daha pür, daha... Çok zarif, çok zarif. Zarafet ne kadar var. Zarif gözükse de kendi içerisinde bir seksiliği yok mu? Bak iki fotoğrafı yan yana getirdiğinde görüyor musun? Mesela abi. Burada göremiyoruz ama bir küpe de mesela çok yakışır sağdakine. Güzel bir küpe. Mesela gösterişli olmayan bu zarafette bir küpede. Erkekler bu arada aksesuara çok önem veriyorlar. Bu parantezi açalım. Aksesuar abartılı olmayan. Yani böyle çok aşırı şıkıdım değil. Ama küpe, efendime söyleyeyim böyle işte ele takılan bazı güzel yüzükler. Ay nerede önem veriyorlar Adil? Önem veriyorlar aksesuar. Kadınsınlık... Sen hangi ülkede yaşıyorsun canım benim? Tak küpeye çıkıp kocan görmez bile. Görür mü? Vallahi görmez. Ancak nasıl görür? Kendi almışsa. Hani onu uzun süreden beri takıyorsan takmıyorsan ne oldu sattın mı onu? Niye takmıyorsun diye dikkat çeker. O da maddi açıdan. Yüzücü. Şimdi... bazı yüzümüzde evet. Bazı noktalar var. Mesela Adil ne dedi geçen hafta? 15 derecelik bakış açısı çok önemli değil mi? Evet. Yani şöyle kafanızı yere eğip şöyle baktığınız zaman. Bir şey sorabilir erkeği... miyim? Senin bu haftaki bazı pozlarında vardı bu bakış. Bak yemin ederim sen. Sen çalışmışsın ama. Çok güzel böyle bakıyordu. Bana geliyorsun. Fotoğrafı getirsenize arkadaşlar. Hayır bana ne diyorlar biliyor musun? 15 derecelik. Bakın, Adil Bey bakın Nur Hanım yapıyor falan diye. Onu gösterelim sonra. Bak şimdi. Evet. Burada göze vurgu yapılmış bu makyajda. İşte kirpiğin ucunda bir şeyler takılmış. Çok enteresan. Böyle makyajlı bir kadın sende nasıl bir ilgi uyandırır? Ya da erkeklerde. Erkekler ne sever? Onu anlamaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi kadının makyajında aslında abartılı ve böyle bir depresif bir durum yok. Fakat ben mesela şunu sorarım. Maşallah yani gözünün sağ gözün üzerinde takıp takıştırmışsın düğüne mi gideceğiz? Yani o nedir onlar? Sağ gözün üzerindekiler nedir orada? Hızma mı nedir o? Tam i̇şte bilmiyorum. Taş ufak koymuşlar. Ufak taşlar koymuş. Şimdi şöyle bak.
Evet. Adamdan adama değişir ama bunu bu. Şey gibi düşün ya. Normal bir günde böyle makyaj yapıp çıkmayız zaten. Düğün makyajı. Bu halay gibi. Halay hazırlığı. Halay hazırlık mı? Ay Adil ya. Ya hayır, ben Allah soruyorum aşkına. Yani halayda mı duracağız? Ben hazırlayayım kendim, onun için soruyorum. Şimdi vallahi bizim düğünlerde halay çekiliyor. Sizin düğünlerde çekilmiyor. Ya tamam, bilmiyorum. Çekeceğiz işte, onu diyorum. Burada mesela o taşlar. Arkadaş İtalya'da yaşadığı yakın, için uzun ya, yıllar. Ya estağfurullah ya. Özbe öz Türk'üm, yapma gözünü seveyim aşkına, ya. Hadi Allah aşkına, halay mı çekeceğiz diyor. Arada bir kıyas yapıyorum sadece. Bak şimdi burada taşlar güzel, yakışmış ama onların o kadar böyle çok sayıda olması, acaba bazı adamlarda biraz gösterişli bir kız, hani ilk görüşmede izlenimi yaratır mı bilemedim. Bazı erkeklerde kafa öyle çünkü. İlk görüşmede tam olarak normal tarzınızı ortaya koymayın. İlk görüşmede normal, saf, zarif bir tarz ortaya koyun. Çünkü istemeden bugün Nur Yüray bana golleri atıyor. İstemeden yanlış bir algı yaratabilirsiniz. Gerek yok. Hani normal zarif bir kadın, böyle çok gösterişli bir kadın değil izlenimi yaratırsanız çok iyi olur. Çünkü birdenbire geri durmasın, ürkütmeyin onun için diyorum. Peki makyajdan bahsediyoruz. Mesela her kadın makyaj yapmalı mı? Yapılan makyaj her kadını çekici kılar mı? Ve her erkek de makyajdan hoşlanır mı? Evet. Makyaj kadınlar. Fotoğrafımız varsa gelsin arkadaşlar. Evet, hani bu böyle doğal yapılan makyaja örneğimiz varsa. Makyaj her kadını güzel gösterir. Yapılan makyaja bağlı. Her kadına uygun makyajın yapılması lazım bence. Bazı kadınlar kendisiyle uyumlu olmayan makyaj yaptırıyor. Çok abartılı, çok gösterişli makyaj yaptırıyor. Erkekte bir ürkme durumu var. Bakın erkekte şöyle psikoloji oluyor. Ürktüm. Çok acayipti. Geldi, ısırmaya gelmiş, yemeğe gelmiş falan. Üstüme atlayacak gibi falan. Çok acayip. Veya vamp. Veya agresif, depresif makyajlar oluyor. Erkek bir anda ürkebilir. Onun için diyorum zarafet çok önemli. Fazla gösteriş ilk görüşmelerde gerek yok fazla gösterişe. Ne bunu yapmak demek lazım? O zaman mesela biraz bu, bize detay verir mesela misin? Mesela bu makyaj bence bu kadına uygun bir makyaj. Bak duru bir makyaj. Çok erkekler abartılı değil. Erkekler kadınlarda nasıl makyaj seviyorlar? Ben bunu beğendim. Bu örneği beğendim. Mesela güzel. Gözlerin üzerinde biraz fazla siyah var ama kadına yakışmamış diyemem. Bakış güzel. En önemlisi bakışta dikkat edersen bir açı var. Evet var. Hep böyle mi bakacağız o zaman açıyla? Düşünsene herkes bakkala gidiyorsun. Sürekli şu bakış. Abi bana oradan bütün oğun. Yok öyle bir şey yok ama her yerde yapmıyoruz. Her yerde yapmıyoruz. Bir dakika bir şey de. Manava gittin. Ahmet abi. Bak bu benim senden öğrendiğim. Ama başarılı ya. Ne başarılı? Çalışıyorsun. Allah aşkına bana arkadaşlarım dedi ki. Nurcuğum olmuyor olmuyor dedi, o bakış et bak havaya sokmuşum burada kendimi. Ay ben bu değilim. Ben yapamam, yapamıyorum ben bu yani. Değilim. Lütfen evde denemeyiniz, sana öyle bir laf var ya. Ben evde bu denemeyiniz değilim. Efendim. Peki erkekler kadında nasıl makyaj ister dedik, doğal. Doğal, abartılı olmayan ama tanıştınız gayet güzel bir ilişkiniz var artık ondan sonra koy ver gitsin. Adam bir alıştığı zaman sana gerektiğinde vamp yaparsın, gerektiğinde depresif makyajını yaparsın. Erkeği bir kafese soktuktan sonra istediğin makyajı yap. Bak ciddi söylüyorum. Bak ciddi söylüyorum. İlk başta ürkütmeyin, ilk görüşmelerde ürkütmeyin. Sizi yani, bir kanıksasın o. Erkekler de şu anda seni izliyorlar. İzliyorlar ya. Evet. Erkeği çıkışta. Erkeği kafese evet. Sokmak. Yani şu, ama öyle bana sorulan. Bir fotoğraf bu. Gelecek şimdi ekrana. Bana bak, sorulan bu gelen. Siz de bakın lütfen, rica edeceğim. Bana bu fotoğrafı keşke hiç göstermeseydin. Şimdi bu nasıl? Bak hiç göstermeseydin. Neden biliyor musun? Niye? Çünkü burada Angelina Jolie'ye cevap hakkı doğabilir. Benim hayatımda çözemediğim bir bilmece bu kadın. Yani nasıl, yani? Nasıl biliyor musun? Angelina Jolie'ye kadar demeyeceksin herhalde. Bir dakika. Ben, burada özgürlüğüm var değil mi bu programda? Ben Brad Pitt'le ilgili soru işaretlerim var. Çünkü bir erkek Jennifer Aniston'ı bırakıp bu kadını seçiyorsa gerçekten büyük bir sıkıntısı ay, var. Ay Jennifer'ı da Brad, getirsenize. Burada, Jennifer'ı da getirin Brad, ekrana. Ben, sevgili Brad sana sesleniyorum. Yanlış yoldasın. Yani seçimlerinde ay, sıkıntı var. Acaba sen göz doktoruna gidip gözlük hayır. numaralarını bak, bir daha Jennifer, gözden Jennifer mi geçirsen? Jennifer Aniston'ı yanında gösterebilir miyiz lütfen? Tamam. Kesinlikle ya, tartışmam. Angelina Jolie'ye bak. Angelina Jolie'ye yani güzel değil diyen bir erkekle karşı pardon, karşıyayız. Affedin, ama şimdi Angelina Jolie güzel değilse biz neyiz yani? Bak Angelina, biz neyiz yani? Angelina Jolie güzel. Hayır bir şey diyeceğim. Saygılıyım yani. Kendisi Yozgatlı zaten. Biliyorum, tanıyorum Angelina'yı. Ama şöyle bir gerçek var ki kesinlikle ama kesinlikle tercih edilemez. Yok öyle bir şey. Jennifer şimdi, Aniston daha güzel. Şimdi bakın evet, bir efendim. Erkek düşünün. Hı-hı. Sağdaki Brad Pitt'in ilk karısı. Ya bir şey söyleyeceğim. Bak. Ama Jennifer Aniston'un daha güzel resimleri yani, var. Jennifer. Yönetmenim yapma. İlk karısı. Bak biz Türk usulü konuşuyoruz. İlk karısı. Ya ekrana getirin arkadaşlar iki resimde bir ya, dakika. Ya bir şey diyeceğim. Jennifer'ı bırakıyor. Angelina Jolie'ye ama gidiyor. Ama daha güzel resimleri vardı Angelina ablamızın. Angelina Jolie'ye gidip
diyor ki ilişki uzmanımız da hayır diyor. Ya ben şahsi Jennifer, fikrimi o kadar söylüyorum. Güzel bir kadın böyle gidiyor. Bir kadın bırakılabilir mi Angelina soldaki? Angelina Jolie'ye neden o gidiyor? O candır, o künefedir şimdi ya. Şimdi bizim Türklerden örnek verelim. Bizim Türklerde de var. Şimdi efendim, bakın şimdi hani ben genelde magazin konuşmayı sevmiyorum. Zaten evet, burada evet, magazin ama anlatılan bir program Angelina var. Angelina geldi konuya. Türklerden bakıldığında da mesela Hülya evet, Avşar bana göre çok güzel bir kadın. Tabii ki, tabii ki. Ya, inanılmaz. Tabii bir ki. De ben onu yakından gördüğüm için evet, enerjisi de çok güzel. Ama bir şey kocası diyeceğim. Başka bir kadını. Demek ki abi evet, iş güzellikte falan ya, değil ben, yani. Angelina bize ilgili güzellikleri falan dikte etmeyin. Üzgünüm burada, Angelina, üzgünüm. Hayatım burada, hı-hı, üzgünsün o. Üzgünüm, üzgünüm. Hani ama derler ya, atı alan Üsküdar'ı geçmiş. Yok yani bizimle değilsin, üzgünüm. Yapma yani. Ya hadi sen bize bunu anlat. Bak söyle, görüyoruz ki demek ki evet, iş güzellikte falan tabii, değil. Tabii, senin tabii, güzel tabii, görmediğin bir kadın tabii, ama nedenini şimdi sana söyleyeceğim. Çünkü ben bu olay üzerine çalıştım. Brad Pitt hikayesi üzerine. Ve neden bunu tercih ettiğini biliyorum. Söyleyeyim mi sana? Tamam, Allah aşkına söyle. Gerçekten çalıştım. Çünkü merak ettim. Dünyanın göz önünde bir ilişkiydi. Brad Pitt'in annesine kadar araştırdım. Çok dominant bir annesi var. Bak, dedektif gibi çalıştım. Adil Holmes, tamam mı? Sherlock Holmes gibi. Adamın inanılmaz dominant bir annesi var. Ama inanılmaz dominant. Ve ilk eşi Jennifer Aniston hiç dominant bir kadın değil. Ona çok iyi niyetli davranan bir kadın. Bir erkek annesinden aldığı kültürü arar. Ve Angelina Jolie adamı var ya ayağından asar. O kadar dominant. İşte Brad Pitt aradığı duyguyu onda buldu. O zaman şöyle yapacaksın. Kocanın annesine bakacaksın. Çalışın. Bak analiz edin. O nasılsa sen de öyle olacaksın. Analizle başlıyor peki, her şey. Peki şimdi. Evet. Bazı kıyafetler var. Ekranda bazen bana yazıyorsunuz. Buyurun ay efendim, ne çirkin olmuş bugünkü kıyafetim. Bazen buyurun, de diyorlar ki bugün çok güzelsin. Evet. Gerçekten kıyafet insanı kötü ya da güzel gösterebiliyor. Tabii doğru. Daha yaşından olgun ya da daha genç gösterebiliyor. Şimdiki sorum şu. Buyurun. Hangi elbise kadınları daha olgun gösteriyor? Yani yaşını birazcık daha atıyor. Fotoğraflarda bunu bakalım, görelim. Evet. Hangi elbiseleri giymemeliyiz aslında? Kadını olgun gösterir hangisi? Evet. Tamam bakalım. Yani amacımız biliyorsunuz. Yaş aldıkça genç gözükmek direkt ya. Bak direkt bu mesela. Ama bu çok bir spor şey. Yok. Şimdi bu elbise mesela bu kız gördüğüm kadarıyla yaklaşık olarak 20 yaşlarında, 20-25 yaşlarında bir kız öyle görüyorum. Ama elbisenin ona verdiği en az 10 yıl daha fazla bir yaş gösteriyor. Elbisenin ona verdiği hava o. Yaşlı gösteriyor. Bazı kızlarda şu var. Bir an önce olgunlaşmalıyım. Bazı erkeklerde de vardır. Kendimi yaşımdan yüksek göstereyim. Ya gençken o yaşı yaşa, o yaşın kültürünü yaşa. Daha sonra 35'te daha olgun kadını yaşarsın. Şimdi mesela bu kıyafette daha yaşlı gösterdiğini söyleyebilirim. Daha olgun diyelim ya da. Ama peki bir şey de söyleyeceğim sana. Başka bir fotoğraf da getirin arkadaşlar. Alalım. Hangi elbiseler giyilmemesi gerekiyor? Evet. O zamanımız tarafından yorumlanıyor. Güzel tarz. Tarz. Çok güzel. Çok güzel tarz. Aynı zamanda kadının beden dili de güzel. O çizmeler de çizmeli kedi gibi. Hayatım, maşallah. Hayatım ama bak şimdi bak beni evet, konuşturuyorsunuz sonra da diyorsunuz ki çok konuşuyor. Buyurun. Kadın zaten incecik bir kadın çizmeleri çekmiş buraya kadar. O çizme benim ayağımdan girmez yani bizim. Yani beni konuşturmayın Allah aşkına. Nasıl fotoğraflar getiriyorsunuz? Ben, 1.80 boyunda ben, 50 kilo kadını getirmişler. Şu an senin tersindeyim ben yavaş. Hayatım ama tersinde falan değil. Kaçacağım yavaşta. Ay eğri oturup doğru konuşalım. Şimdi 80 kilo bir bedene zaten o şeyi giydiğinde 80 kilo olur zaten 90 kilo. Evet. Bir de o çizmeler zaten geçmez. Hani evet, baldırın bir yeri vardır. İtersin itersin. Ben sana bir şey sorabilir miyim? Ben sana bir şey sorabilir miyim? Sor. O hanımefendi senin zarafetine, senin güzelliğine yaklaşabilir mi? Burada bir alkış alabilir miyim? Ben sana bir şey söyleyeceğim. Bak yemin ediyorum. Yemin ya, ediyorum. Sorduğun için cevap verdi sağ kızma. Ol, sağ ol tatlım. Ben utanıyorum böyle bir şeyler olduğu zaman. Buyur, şimdi bazı giyim tarzları iç dünyamızı yansıtır. Şimdi evet, sen genç gözükeceksin diye. Hmm. Hiç böyle tarzın olmayan işte jean giyip üzerine bir tişört giyip düşünsene aa, kendinizi. Ben bunu çok seviyorum bu beden dilini. Bak şu. Ne o? Erkeksi duruş, hafif böyle maskülen. Ne vardı canım? Haftaya burada yapacağım vallahi sana bak, bak böyle. Bak şu bak göstereyim böyle. Ne vardı canım söyle Ahmetciğim söyle canım ne vardı hafif maskülen şimdi bu kadın belki bak bu kadın maskülen bir kadın ne değil vardı belki canım? Çok güzel bir kadın bu arada ama farkında olmadan belki de o havayı verir mesela dışarıdan bir erkek gördüğünde pantolonla böyle erkeği biraz etkileyebiliyor muyuz yani şu, ne tabii etkilersin canım mesela hani dominant bir annesi varsa erkeğin onu direkt onu künefe yaparsın bak şu gel bakayım buraya bana bir kahve getir bir kahve yap bana hadi Ahmetciğim hadi canım şöyle hafif de şu hareket anlatabiliyor muyum? Ama hareketi görmüyoruz ki. Bir dakika dur. Sallanmaya devam. Ya da mesela adam onu kızdırdığında şunu da yapabilir. Şu. Yani bir dakika de ama ben senin şu hareketlerini, seyirci görmüyor hareketlerini. Şu. Ne vardı gel bakayım buraya.
Senin karşında bir kadın var, gel buraya çabuk, söylediklerimi yapacaksın falan. Ama bir şey söyleyeceğim, bir aklımı karıştırıyorsun beni. Hem zarif ol diyorsun, hem erkek hayır, gibi davranıyorsun. Hayır, hayır. Buradaki beden dili öyle bir şey anımsatabilir diyorum. Farkında olmadan maskülen bir enerji verebilir diyorum. Pantolon da biraz maskülen bu arada, biraz şey. Öyle bir enerji verebilir, çok kadınsı değil o. Onu yani giyim tarzı aslında iç dünyanı yansıtır. Tabii, genç tabii, gözükeceğim diye de biraz dünyandan uzaklaşıp evet, değil mi? Farklı kıyafetlere büründüğün zaman da komik oluyorsun. Tam bir tarz. Tam bir tarz. Yemin ediyorum ne geliyor biliyor musun? Ne geliyor? Tank geliyor, tank. Bak tank gibi geliyor. Tam bir tarz. Tank mı? Tank geliyor. Şu an Alman tankı geliyor. O ya tam bir de ben aynı zamanda... Aa, bizde Türk tankı çok var ya. Alman tankı. Müthiş. Biz de böyle yürüyoruz. Çok güzel. Güzel kadın. Bak tam bir tarzı var. Ceketin rengi çok hoş. İçinde anladığım kadarıyla böyle stretch bir body var. Çok güzel. Jean stretch yine böyle şey slim fit çok güzel. Ben bu arada bir tercümanla geçeyim hatta. Ama altındaki ayakkabılar hafif bot gibi. O da güzel. Bakışlar olsun şu olsun. Önümü iyiliklerim beklerim bak böyle. Önümü iyiliklerim. Tank geliyor beklerim böyle. Yine ben söylüyorum bu kesinlikle ideal evet, bedene sahip olmakla alakalı bir şey. Evet. Sen 90 kiloya giydir bakalım bunu tank geliyor der. Değil mi yani? Evet doğru söyledin ama çok güzel bir tarz bu arada. Kendine çok güzel yakıştırmış. Giyinmeyi biliyor zaten. Giyim efendim, çok önemli ya. Evet, giyim evet, iç evet, dünyanı evet, yansıtıyor. Evet efendim. Diğer fotoğrafları da getirelim. Yani getirelim. Kadınlar nasıl elbise seçmeli? Erkeklerin kız, kalbine giden yol nerelerden geçiyor? Bu kız yaşını geçiyor, yansıtıyor. Onu hep konuşalım. Spor evet, giyinmiş, spor ayakkabı, beden dili, duruş yaşını yansıtıyor yani. Mesela yaşı 24 ise 24. Hani kıyafet onu ne yaşlı göstermiş ne olduğundan daha genç. Hı-hı. Güzel. En önemlisi de bak sade. Hem güzel hem sade. Gösterişe de gerek yok. Güzel bir kıyafet bence. Yani galiba bu kıyafetten de yola çıkarak söyleyeyim. Bak çok çok güzel. Çok zarif. Çok zarif. Bak, bu tarz. Çok sade. Şimdi biraz önceki resimde güzel dedim. Gerçekten kendine yakışmış. Ama bunun bir farkı var. Bu tarz. Bak bu tarz. Beden dili, duruşu, bakışı, ellerini cebine koyması, pantolon, paçaların boyu. Ben bu arada stilist mi olacağım yakında bilmiyorum. Saçlarının rengi her şey dört dört. Ama bunu bilelim öğrenelim çok yani. Güzel. Hani erkeğin kalbine giden yol nereden çok, geçiyor? Çok nasıl güzel, giyinelim? Nasıl tarzı davranalım? Var, tarzı var. Burada iş kadınlarını bak görüyorum. Bak şimdi üç ayrı kadın var burada. Evet. Aslında üç aynı tarz kadın. Etekler aynı. Gelsin ekran arkadaşlar göremiyoruz aldığınız için. Şimdi bakalım. Evet efendim. Tek tek değerlendirelim. Şimdi üçünde benzerlikler var. Ben sağdakini çok beğendim. Yani şey olarak söyler misin bize? Ben burada baktığımda nasıl söyle, isim varsa isim ben vereyim ya da konum hayır, açısına. Hayır mesela krem etekli, kot etekli, ya, yeşil etekli. Renkleri tam adamına soruyorsun. Ay, renkli, ay çok özür dilerim. Renkleri tam adamına dur, soruyorsun. Dur ben sana söyleyeyim o zaman. Evet. Bizim ekranda. Çizgili giyen var bir kere. Solda tamam, bir çizgili ha, var. Öyle söyle. Şimdi çizgili, o eteğin üzerine çizgili gömlek bence yakışmamış. Benim şahsi görüşüm. Toplantıya gider gibi bir hali var. Olabilir iş kadını, başarılı bir iş kadını. Ortadaki deyince zannediyorum anlaşılıyor zaten. Ortadaki hem zarif hem güzel, üstündeki renk uyumu da harika. Dolayısıyla mesela işten çıkıp erkek arkadaşıyla buluşmaya da gidebilir. Birlikte çok güzel kazandı bir yerler. Sağdakine gelince o da tam yaşını yansıtan dinamik güzel bir kıyafet giymiş. Üstündeki bluz zannediyorum o da çok hoş. Ama sadece soldaki bir toplantıdan çıkmış bir hali var. Olabilir tabii bunda bir şey demiyorum ama erkeğin karşısına oturduğunda o şekilde direkt erkek şunu diyebilir. Bu çizgili gömleğinle hani toplantıda böyle yağdırdın geldin galiba falan gibi bir izlenim yaratabilir. Bu arada kadınlar istedikleri gibi giyinebilirler. Ben sadece bir erkeğin beyninde hani ortalama olarak neler yansıtır neler onları anlatıyorum. Neler yansıtır yani, onu konuşuyoruz. Yoksa burada ki, bir şey eleştirmiyoruz şimdi. Şimdi diğer fotoğrafları da alalım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Ne biliyor musun? Ne? Kazandivi yemin ediyorum bak. O kadar güzel bir tarzı var ki. Kazandivi mi? o gül rengi mi üstündeki ceket? Pembe değil mi? Pembesi böyle. Yaşlanmışım artık özür diliyorum. Kazandibi. Yani şimdi o kadar güzel bir tarzı var ki. Çanta, altındaki pantolon, içinde gömlek zannediyorum ki. Üstündeki o şey, mont diyelim veya ceket. Saçlarının rengi, bakış, gözlüğünü tutması. Dört dörtlük. Dört dörtlük. Her türlü erkeği avucunun içine alabilir bu tarzda. Çünkü zarafet var, güzellik var ve ne yok biliyor musun? Abartı yok. Abartı yok. Yani aşırı bir makyaj yok. Gülüşü çok güzel. Gülüşünün evet, açısı çok güzel. Demek ki yani makyaj boyanmak falan değil, sadelik, kendini iyi bilmek çok önemli. Çok güzel, telefonlarımız var. Peki efendim. 0212 333 33 70 ve 71 tamam, canlı yayın telefon numaralarımız. İlişkinizle ilgili tüm detayları siz sorun. Evet efendim. Adil Yıldırım cevaplasın. Evet. Alo. Alo, iyi günler. Hoş günler, geldiniz. Merhaba. Çok teşekkür ederim. Şu an sesim çok
kusura bakmayın, hasta oldum ben. Çok geçmiş olsun. Buyurun. Sağ olun. Ben 5 yıllık evliyim. Eşim sürekli beni aldatıyor. İlkini kızım hamileyken oldu. Yani ilk bir hafta evliyim. Telefonumda böyle sapık sapık mesajlar yakaladım. Yani sapık dediğim cinselle ilişkiyle ilgili mesajlar yakaladım. Onu sorduğumda da sürekli bağırdı, çağırdı. O zamanlar da kayınanamızda oturuyorduk. Neyse dedim, işte kaynanan bir yok kızım, öyle bir şey yoktur, sen yanlış anlıyorsun falan ne dedi. Hı. Ondan sonra işte kızıma 8 aylık hamileyken bunun Instagram'ında şey aldım, mesajları ve kendi telefonuma aktardım. Hı. Hani bu mesajlaşıyor ama benim okuduğumdan haberi yok. Bu da eski sevgilisine yazıyor. İşte ben seninle görüşmek istiyorum, ömür boyu seninle konuşmak istiyorum. Böyle şeyler yazıyor ama benim okuduğumdan haberi yok. Ve birkaç kıza daha yazıyor böyle. Kendi köylüsü olan kıza yazıyor işte. İşte ben seninle görüşmek istiyorum. Başka kıza da söylüyor. Herkese yazıyor yani. Sen diyor, sen evlisin diyor. Benden büyüksün diyor. O zaman evliyiz yani. Hamileyim. 8 aylık hamileyim. O ne diyor peki bu cevaplar karşısında? O bir şey demiyor. Konuşuyor. Hiçbir şey yok. Kız diyor ki, eski sevgilisi. Şey diyor, senin eşin ne yapıyor şimdi diyor. O da diyor, eşine diyor ki, İyi şimdi bir şey yapmıyor, oturuyor, bir şey yapmıyor. Böyle diyor. Ve ondan sonra ben sürekli yakaladım, artık annem bile söylemek zorunda kaldım. Ve bu olayları söylediğimde, çok kusura bakmayın, sesim çok kısık. Hiç önemli değil, çok geçmiş olsun. Annenize de mi söylediniz bu olayları? Anneme söyledim, kayınvalideme söyledim, herkese söyledim. Yani bu bir iki değildi yani. Tamam, o onlar ne söyledi? Ne yapmanızı tavsiye ettiler? Babamla mesela sigara içiyor ya. Sigara içerken ben camdan bakıyordum. Bu sürekli kızlara yazıyor yani. Kendi face'inden kızlara yazıyor. Tamam, onu anladık yani. Sizin eşiniz herkese böyle yazıyor. Ama siz herkese ne yaptınız? Yazıyor. Şu anda bu zaten devam ediyor. Şimdi kendi face'ini falan da hepsini kapattık, Facebook'unu. Yani ondan sonra... Şimdi de telefonla mesajlar, ne bileyim internetten böyle sapık sapık videolar izlemeler. Bir de yani artık ben başka evliliklere o kadar çok özenir oldum ki. Bugünkü işlediğimiz konuların hepsi beni ilgilendiriyor. Hepsi yani A'dan Z'ye. Ben eşimi elde etmek için yani dışarı çıkarken makyaj yapmaya başladım. Ne bileyim mesela biz dışarıda geziyoruz ya. Bir eşinin elinden tutar gezer değil mi? Benim eşim elimden tutmaz, gezmez yani. Neden tutmuyor? Neyi bahane ediyor? Ben elimden tutmaya çalışırım, o hiç tutmaz. Yani iki tane çocuğumuz var, ben arabayı sürüyorum. Sen git diğer çocuğun elinden tut. Yolda sürekli kavga ederiz. Ondan sonra benim de artık dışarıya çıkmaz, zevkim hiç kalmaz. Ah canım ya. Yani bir sürü şey, bir hafta olmadı. Onun telefonundan bir kıza yazmış. Demiş ki, işte uzun zamandır görüşemiyoruz, gel görüşelim. Bu mesajı da ben de buldum ama yine kimseye söylemedim. Bu sefer yani bu 5-6 olayı kimseye söylemedim, sürekli bu mesaj olaylarını. Tamam. Yine bu olay sadece kendi anneme söyledim. Annem de dedi ki, kızım artık böyle olmayacak, bir karar ver. Bir daha böyle olursa seni alır gelirim. Ne bileyim böyle şeyler söyledi. Yani anneniz size boşanmanızı mı söylüyor? Yani bir tek o değil diyor. Bak bu bir gader diyor. Yani anlaşamıyorsan, şey yapmıyorsan boşan diyor. Yani, annesi sahip çıkıyor. Evet, neticede kadıncağız helal olsun. Kızına tabii sahip çıkıyor. Peki sizin kendi gönlünüz ne istiyor? Eşimin annesi bile yani. Kendi annesi benim bu olayları söylememin sebebi oğlunu küçük görüyor. Hani böyle bir olay olduğu zaman benim yanımda durur. Kendi oğlunun yanında kesinlikle durmaz. Helal olsun. Ne güzel. Bravo. Biliyor kendi oğlunun ne halt olduğunu biliyor. Tamam. Biliyor. Şimdi biz herkesi bir kenara bırakalım. Biz hayatta hep şunu düşünmemiz lazım. Biz ne istiyoruz? Siz ne istiyorsunuz bu ilişkide? Ben ne istediğimi hiç bilmiyorum. Evet. Eşime de söylüyorum. Eğer diyorum kaynanam olmasaydı ben şimdi seni boşanmıştım diyorum. O ne yani diyor peki böyle deyince? Hiçbir şey demedi yani, o kadar bir değişik bir eşim var ki size anlatamam. Dışarıya. Hakikaten değişikmiş yani. Dışarıda mesela böyle sakin misafirliğe gittik. En küçük bir örnek vereyim. İşte annem, abla yani görümcem oturuyor.
Orada bir tane adam var yani akrabamız. Dedi ki ben bunların her zaman yanında oturuyorum dedi. Senin yanına oturayım dedi. Ben her zaman bunların yanında oturuyorum. Yani birkaç kere mesela benim kardeşimin oraya gittim. Ramazan'dı. Yani yabancının bir evindeyim. Eniştem yani. Kapının önüne kadar geldi. Yani başkasının arabasıyla kardeşimin kapısının önüne kadar geldi. Beni almadan gitti. Ben gece 9.30-10 gibi ben iki çocuğumu aldım eve geldim. Yani eşiniz aynı zamanda sizi hiç kıskanmıyor da. Yok hiç kıskanma yok yani. Beni bıraktı. Yani diyor ki bugün kal diyor. Bugün orada dur. Onun sonra yarın gelirsin. Ya ben niye yabancının evinde durayım? Peki. O zaman eniştem kıyı gitmişti. Kardeşimin yanında durdum. O gelince de mecbur geri eve gelmem lazım yani. Peki. Burada asıl önemli olan sizin ne yapmanız gerektiği. Biz de bu konuyu uzmana soracağız.